Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTYT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 46. güne ne işliyoruz bugün küp konusunu işliyoruz ve küpü de bitirince yani bugünü bitirince prizmalar konusunu tam anlamıyla bitiriyoruz evet prizmalar uzun oldu ama prizmalarla ilgili her şeyi verdik ama daha tam olarak her şeyi vermedik küpün içinde de çok güzel şeyler anlatacağım sana çok güzel bilgiler öğreneceksin haberin olsun hadi o zaman hazırsak Şafak Sayar gelsin Şafak Sayar'da ne yapıyorduk sayfa numarasını öğreniyorduk Bakıyoruz ki 253 ile 259 arasını işleyeceğiz. Öyle gözüküyor. Yani 3 dersimizin olacağı anlamına geliyor bu büyük ihtimalle. Sayfa numarası biraz fazla çünkü. Yani küp 1, küp 2 ve küp 3. Bugün 46. günde 3 tane ders işleyeceğiz sizinle birlikte. Evet gelsin o zaman 253. sayfaydı galiba. Evet 253. sayfada küple birlikte başlıyoruz. Şimdi küp. Bütün ayrı uzunlukları birbirine eşit olan dikdörtgenler prizmasına küp adını veriyoruz. Evet küp bu. Açınımı da bu. Açınımı da bu çınımın sana animasyonunu göstermeyeceğim ki bu zamana kadar hep animasyonu gördük. Hani yay yüzeylerden tak 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 açıyorduk. Altta üstteki üstte kenarlarda bu şekilde açıyorduk. Şu şekilde gördün zaten. Bunda herhangi bir sıkıntı yok ama küpün bir tek açılımı bu değil. Küpün açılımı ile ilgili ayrı bir dersim olacak. Orada detaylı bir şekilde ben sana şunu anlatacağım. Şimdi küple ilgili şeylerden bahsedelim. Kaç tane ayrıtı vardır? Bütün kenarları a a a a a olan kaç tane ayrıtı vardır? Hocam sayalım. 1 2 3 4 tanesi dikey. 1 2 3 4 tanesi alttaki 4 tanesi de üstteki yani toplamda 12 tane ayrıtı var A birim uzunluğunda. Sonra yüzey kaç tane yüzey var? Bir zarı düşünebilirsiniz. Zarda alt tane yüzey var değil mi? Hocam 6 yüzey, 1 yüzey, 2 yüzey, 3 yüzey, 4 yüzey ön arkaya da katarsak 6 yüzey yapıyor. E yüzey, yüzey köşegeninden bahsedebiliriz. Kenarlar A olduğu için yüzey köşegeni dik üçgenden dolayı A kök yapar. Bu yüzey köşegeni de bu. Bu yüzey köşegeni de bu. Bu yüzey köşegeni de bu. Biz alt tane yüzey köşegeni var. E, alt tane yüzey köşegeni yok aslında alt yüzey var ya her bir yüzeyde de aslında iki tane köşegen olduğu için hocam bir burada iki burada toplamda 12 tane yüzey köşegeni olacak ve hepsi de birbirine eşit olacak. Cisim köşegeni ne olacak? Hocam cisim köşegeninde kare kök içerisinde a kare artı a artı a eşit olduğundan bu da 3 tane akara yapıyor. a yapıyor. A'yı dışarı atınca a kök 3 yapıyor. Evet küp bu. Şimdi bunu tanıdık. Evet, bir de hacimden bahsedelim. Hacimde neydi? Hocam taban alanı çarpı yükseklik yani direkt neye eşit oluyor? A küpe eşit olmuş oluyor. Evet yüzey alanlarına bahsedelim. A kareden kaç tane var? altlara var. Yüzey alanı 6a kare. Hacmi a küp. Yüzey köşegeni a kök ki cisim köşegeni de a kök 3 oluyor. İlk dersimizde bunlarla ilgili şeylerden bahsedeceğiz. Yani bildiğimiz prizmaların küp halini böyle soru halinde göreceğiz şimdi. Hadi bakalım öğrenme alanıyla şu işi bir öğrenelim. Öğrenme alanındaki ilk sorumuza bakalım. Bir küpün yüzey alanı x birim kare hacmi ise y birim küptür. X de y birbirine eşitmiş. Arkadaş bir küpün bir kenarına biz a diyecek olursak. Kalem büyükte kalmış. Hemen kalemi şöyle bir küçülteyim bakayım. Ben. Ben şöyle küçülttüm. Evet bir kenarına A diyecek olursak. O zaman küpün yüzey alanı 6 tane A kare. Aynı zamanda hacmi de A küp. Bunlar birbirine eşitmiş. O zaman şunlar sadeleşince ne kaldı? İkisi gitti A kaldı. Yani A'yı buradan 6 bulduk. Bu cismin cisim köşegeni nedir diye soruluyor. Cisim köşegeni neydi? Kare küçüğünde A kare B kare C kare. A kare A kare kare. Yani A kök 3 olarak da biliyorduk zaten. A kök soruluyor bize. Cevap böylelikle 6 kök yapacak. B şıkkına gelelim. B şıkkında cisim köşegenin uzunluğu 6 olan yani direkt A kök 3'ü 6 vermiş. A da buradan 6 bölü 3 yapacaktır. Kök 3 eşleriyle şey yaparsak 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 olarak buluruz. Evet Küpün bir kenarını 2 kök 3 bulduk. Şimdi yüzeyi köşegenleri ile oluşturulacak üçgenin. Dur soruyu tam okuyayım. 6 birim olan bir küpün farklı 3 yüzeyinin yüzey köşegenleri ile oluşturulabilecek üçgenin alanı soruluyor bize. Hmm, o zaman küpü çizeceğim kardeşim. Haydi şöyle bir küp çizelim şöyle. Küp çizmeyi de öğrenin dostlar. Şu şekilde çizdik ve şunları da birleştirdik. Farklı 3 yüzeyinden bir köşegen çizeceğim ve bu köşegenlerle üçgen oluşacak. Mesela bir tane bunu çiz çizdiysem bir tanesi ne olabilir? Üçgen oluşturmaya çalışacağım ya hocam bir tanesi bu olabilir. Üçgen oluşturacaksan bir tanesi de bu olacak. O zaman bir kenara biz ne bulmuştuk? İki kök 3 bulmuştuk. Yüzey köşegeninden dolayı hocam burası iki kök 3'ün kökü katı iki kök altı yapar burası. O zaman bir tane kenar iki kök altı mı oldu? Evet. Bizden ne isteniyor? İşte buradaki üçgenin alanı isteniyor. Yani bir eşkenar üçgen çıktı. Açısı da sorulabilirdi şuradaki açı. Bak bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Eşkenar üçgen oldu bu. E o zaman burası da a kare iki kök altının karesi kök 3 bölü 4 değil. Değil midir? Evet. Bu kaç yaptı? 24 yaptı. Kök 3 bölü 4. O da 6 kök 3'e eşit oldu. Aynen öyle. O zaman B şıkkını da 6 kök 3 olarak bulduk. Geldik C şıkkına. Kübün hacmi nedir diye soruluyor ve bize bir burada bir uzunluk verilmiş. Bir uzunluk verildiğinde ne yapıyorduk? Hocam üçgen oluşturduk ama üçgen oluşturulabileceğimiz bir durum maalesef yok. Hocam şu şekilde oluşturabiliriz ama havadan çizmiş oluyoruz bunu. Şimdi ilk önce küp olmasını kullanayım ben bunun. Hocam ben buraya bir A dersem o zaman bir kenar ne oldu? A artı 2 oldu. O zaman buraya A artı 1 kaldı. Şu şu uzunluğa karşılık bir dik üçgen oluşturmaya gayret edeceğim. Ama üçgen olmuyor. Yani biz üçgen oluştururken ya buradan böyle bir şey yapacaktık. Şöyle çizersen mesela olmuyor. Ee başka türlü başka şunu çizersem bu yüzeyden üçgen olmadı hocam. Yani üçgen olmadı. Bir de bunu çizmem lazım. O yüzden bu çizimler de biraz saçma oluyor. Yani hocam şuradan da şöyle üçgen oluştursak bu dik üçgen oluyor mu? Olmuyor. Bu havadaki bir doğru. Şuraya dik olmaz. Dikkat et. O zaman ben şuradaki uzunluğu kullanmak zorundayım. Nasıl kullanacağım? Madem üçgen olmadı bazen de şu durumlarla da karşılaşabiliyoruz. E hocam ben şuraya şöyle bir şey diyecek olursam bir kenarın a artı 2 olduğunu buldum ya a artı 2 artı 2 e şu yüzey köşegenini çizecek olursam yüzey köşegeni çizdiğimde a hocam bir üçgen oluşmadı ama bir yamuk karşımıza çıktı burada dikkat dikkat şuradaki bir yamuk oldu hatta bu nasıl bir yamuk dik yamuk niye hocam şu bizim düzleme dik değil mi şu da düzleme dik o zaman burası da 90 burası da 90 bir dik yamuk çıktı karşımıza e, dik yamukta ne yapıyorduk dik yamukta dik üçgen oluşturuyorduk haydi bakalım şöyle bir dik dikdörtgen yapıp dik üçgen oluşturalım. Şurası 1 ise burası da 1'dir. Buraya a eksi 1 kaldı. Ondan sonra şu uzunluk lazım bana hocam. Hocam a artı 2 a artı 2 burası da a artı 2'nin kök katı olur. O zaman burası da a artı 2'nin kök katı olacaktır. a artı 2'nin kök katı. Sonra ne yapacağız arkadaşlar burada? Şuradaki üçgende bir pisagor bağıntısı yapacağız. Bak dik üçgen karşımıza çıktı. Yani yapalım işlemimizi. Kök 54'ün karesi 54 eşittir. Şurası neydi? a eksi 1'di. a eksi 1'in karesi artı a artı 2 kök katının bir de bunun karesini alacağım. İşlem işlem işlemle sonuca ulaşacağım. Yalnız burada işlemle baya bir uzun olacağı belli. Bence sayıları düşünelim. Hissedelim. Mesela 1 dersem olmaz. Bir kere burası 0 yapar. 2 dersem A yerine 2 yazarsam burası hocam 1 yapar değil mi? Ya 1 ile şu 53'ü toplarsam yapar. E bu da 53 yapar mı? Bunun çarpımı yapmaz. Çünkü 2'nin karesi 2 yapıyor. 2 katlı bir şey olacak burası. O zaman A 2 de değil. B yerine 3 yazarsam ne olacak o zaman? Şöyle göstereyim hatta. Şurada B yerine 3 yazarsam. Pardon A yerine 3 yazarsam. 3 yazdığımda burası 2. Hocam burası da kaç yaptı? 5. 5 kök 2'nin karesi kaç yapıyor o zaman? Hocam 5 kök 2'nin karesi 50 yapıyor. Hocam şu da 3 eksi 2 2'nin karesi de 4 yapıyor. O zaman topladığın zaman 54 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman A gerçekten ama gerçekten kaç çıktı? 3 çıktı. Yani Pisagor bağıntısında da yapma gerek kalmadı. Bizden ne isteniyor? Küpün hacmi isteniyor. A'yı 3 bulduysak o zaman burası kaç çıktı? 5 çıktı. Küpün hacmi de ne olacaktır? Direkt 5'in küpü olacaktır hacim. E o zaman 5 çünkü küpü de kaç yapıyor? 125 yapıyor dostlar. Yani cevap böylelikle 125 çıktı. Böyle çarpanları ayırmada sıkıntı yaşayacağımız sorularda değer vermek bizi biraz hızlandırıyordu. Yani hissettik kardeşim hissettik. Değil mi? Evet geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda B bu bir küp mü verilmiş? Şekildeki cisim küp olduğuna göre L'nin L'nin B'ne doğrusuna olan uzaklığı. Oo buraya olan uzaklığı isteniyor. Bir de alan BCML verilmiş. Hocam alan BCML 36 ise bu bir kare ya. Karenin alanı 36 ise bir kenar kaç çıkacak o zaman? 6 olacak. Şimdi şu isteniyor benden. Şunun şuna olan uzaklığı isteniyor. Tamam şunu bulmaya çalışacağız. O alacağım. Burada direkt burası 6 köküş diyebiliriz. Cisim köşegeni olduğundan dolayı. Direkt buraya 6 köküş diyebiliriz. Cisim köşegeninden dolayı. Ama hocam ben buradan şuraya olan uzaklığı nasıl bulacağım? Şu bilgilere baktığım zaman güzel bir şey yok. Sadece ve sadece şuranın ne olduğunu biliyorum. Ben 6 olduğunu biliyorum. Şuradaki uzunluğu biliyor muyum bilmiyorum. Sadece bir dik üçgen var burada. Bir dik üçgende başka kenar uzunlukları da yok. O zaman burada bir işlem yapmalıyım. Bir şey yapmalıyız. Ne yapmalıyız? En hızdan bir üçgen oluşturalım. Hocam üçgen oluşturacak olursak hop şöyle çizdik üçgeni. Üçgen oluşturunca aa hocam bu bir dik üçgen. Çünkü bu nedir? Hocam üst tarafa dik. Dik olduğu için ne oldu? Düzleme dik oldu. Yani şöyle düşün. Sen buraya diksin. Bu sefer amuda kalkmış gibi duruyorsun. Bu düzleme diksen o zaman bu düzlemdeki bütün doğrulara da dik olmak zorundasın. Yani burada bir dik üçgen çıktı. Hocam bu dik üçgen çıktı ya ve burada dikten dik çizilmiş oldu. Ve bizden de ne isteniyor? Zaten şuradaki x uzunluğu isteniyor. E burası 6 6 iken burası da 6, kök 7 mi? Evet. Şimdi bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece yükseklik eksik burada. Bak üçgen bilgisi. O zaman bütün kenarlar belli. Sadece şurası eksikse ne yapacağız o zaman? Alandan gideceğiz. Üçgenin alanı nedir? 6 kökü çarpı x bölü 2 eşittir. Çünkü taban çarpı yüksek bölü 2. Bir de aynı zamanda bu dik üçgenin alanı nedir? Hocam 6 çarpı 6 kök 2 bölü 2 dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısı. Bölü 2'ler nanay. 6'lar nanay. O zaman x buradan 6 kök 2 bölü kök 3'e eşit olur. Kök 3 Ile çarparsam 6 kök 6 bölü 3 yapar. Yani x de böylelikle 2 kök 6 olarak bulur muyuz? Buluruz. Zaten bizden de bu x uzunluğu isteniyordu. Cevap böylelikle 2 kök 6 çıktı. Ee, yine temel diklik teoremindeki bilgileri gördüğün üzere kullanıyoruz. Yani bu zamana kadarki gördüğümüz şeyler. Evet geldik <laughs> 35'e. 35. soruda da bir kalem üstü açık küp şeklindeki bir kalemliğin içine şekil 1'deki ve şekil 2'deki gibi konuluyor. Kalınlığı imal edilen kalem şekil 1'deki gibi küpün D ve A köşelerine şu şekilde D ve A köşelerine sabitlenmiş ve yukarı doğru şöyle çıkmış. Şekil 2'de de küpün D ve B köşelerine A tam da uç noktaları D ve B köşelerine gelmiş. Şekil 2'deki kalemin uç noktalarının zemin olan uzaklığı şekil 1'deki konumuna göre 2 birim azalmıştır. Şimdi zemini olan uzaktan bahsediyor. Bak şekil 2'deki kalemin uç noktalarının zemini olan uzaklığı şekil 2'deki konumuna göre 2 birim azalmıştır. Zemini olan uzaklığı buyken zemini olan uzaklığı bu 2 birim azalmış. Hocam burası buraya zaten 2 birim azaldı demek yani şurayı bize 2 birim demek istemiyor mu? Evet hocam. Yani burası 2 birim oldu. E o zaman kenarına A dersem kalemin uzunluğu oldu? A artı 2 oldu. Şekil 1'deki bak kalemi şekil 2'de de kullanıyorum. Eş yapılar kenarların eşitliği önemliydi. Eş yapılarda direkt buraya A artı 2 de yazdım. E hocam burası da burası da A. Ana x kenar dik üçgen bu yüzey köşegeni A A ise buranın aynı zamanda ne yapması lazım? A kök 2 yapması lazım. Yani buradan A kök 2 eşittir A artı 2 oldu. O zaman A kök eksi A eşittir 2 oldu. A parantezinde kök eksi 1 eşittir 2 yaptı. A'yı da buradan 2 bölü kök eksi 1 olarak bulduk. Ve yani kök 2 artı 1 eşlendiği ile çarparsam a'yı da buradan 2 çarpı kök 2 artı 1 bölü karesi eksi karesi değil mi a eksi b ile a artı b'nin çarpımı karesi eksi karesi 2 eksi 1'den 2 yaptı yani a'yı buradan 2 kök 2 artı 2 bulduk çünkü buradaki 2'yi de bu şekilde dağıttık şimdi buna göre diyor kalemliğin dışını boyamak için kaç metre kare boya harcanır diye soruluyor bize hmm. kalemliğin üstü açık değil mi üstü açık küp bir küp şeklinde bu üstü açık bir küp hocam üstü açıksa sadece bir yüz yüzeyi açık. Diğer yüzeyler doluysa 5 yüzey var demektir değil mi? O zaman kalemliğin sadece dış kısmını boyayacaksam 5 tane yüzeyi boyayacağım. Yani bizden ne isteniyor o zaman? 5 tane A kare isteniyor. O da 5 tane A'yı da 2 kök artı 2 bulmuştuk. İşte bunun karesi isteniyor. Hadi bakalım işlemimizi yapalım. 5 çarpı birincinin karesi. Hocam 2 kök karesi kaç yapıyor? 8. Artı birinci ile ikinci çarpı dikkatı 8 kök yaptı o da. Artı ikinci karesi de 4 yaptı. Şu ikisi 12 iki yaptı. 5 ile 12'ni çarpma 60 yapar. Artı bir de 5 ile 8 kök 2'yi çarpacağım. O da 40 kök 2 yapar. O zaman cevabımız 60 artı 40 kök 2 yapar. Bak soruda kalemliğin dışı boyanacak diyor. Kalemliğin üstü açık ya. Yani dışında 5 tane yüzey var. Yani burada 4 tane yan yüzey burada. Bir de tabanı da var. Kalemliği böyle havaya kaldırıp tabanı da boyayacağız yani. Değil mi? Evet böylelikle örnek 35 ile 60 artı 40 kök 2 olarak buluruz. Bir sonraki soruda ya şimdi burada bunu artık animasyonla göstermeye gerek yok. Olayı anladınız. Buna göre animasyonları zaten ben size çok gösterdim. O yüzden bunu büyük ihtimal anlayacaksınız. Ya yani burada ne yapmışız? Hacmi 216 birim küp olan bir kere direkt A küp eşittir 216 ise A'yı buradan kaç buluruz? Hocam A buradan 6 çıkar. Yani bir kenara 6 olan bir küp. 3 eş parçaya bölünmüş. 3 eş parça demek şu şekilde şu parçalar birbirine eşit olacak anlamına geliyor. Bölünmüş. Sonra bu buradayken biri buraya konmuş biri de buraya konmuş ve şu şekil oluşmuş. Yeni cismin yüzey alanının küpenin yüzey alanına göre değişimi hakkında ne söylenilebilir diye soruluyor bize. Yani buradaki yüzey alanını bul. Buradaki yüzey alanını bul. Buradan buraya artış mı var azalış mı var o soruluyor bize. Ya da ne kadar artış ne kadar azalış var o soruluyor bize. Şimdi bir kere bunun yüzey alanı nedir? Ya şöyle de yapabiliriz aslında hocam eksilen parçalar ekstradan gelen parçalar şeklinde de söyleyebiliriz ama sanırım şunun alanını bulmak kolay. Bunun alanı 6 tane a kare. Hocam bu da yüzey alanı 216 çıktı. Şimdi bunun alanını bulacağız. 3 eş parçaya bölünce o zaman burası 2 4, 6 yani 6'yı 3'e bölünce 2, 2, 2 yapıyor ya. 2 yaptı burası. Yani ben buraya 2 buldum. Burası 6'ya 6. Burası 6'ya 6. Devam ediyor. Yani o zaman buradaki oluşan prizmanın yüzey alanını bulurken de kenarlarımız kaçarlı olacak? Hocam 6 kere 3, 18. 6 ve 2. Evet. 18, 6 ve 2'lik bir prizma oluşturmuşuz. Bunun yüzey alanını bulacağım. Şunun kenarlarının ikişer çarpımı iki katıydı. 6 ile 18'i çarpınca 108 yapıyor. Bir de iki katı kaç yapıyor? 216 yapıyor. Artı. Sonra bu ikisinin çarpımının iki katı hocam 24 yaptı. Bu ikisinin çarpımına dikkat. katta kaç yaptı? 72 yaptı. Aa hocam şuradaki alan 216 iken buradaki alan 216 artı 24 artı 72 yaptı. Yani burası arttı. Zaten ne kadar arttı? 216 burası. Burası da 216 artı. 24 artı 72. Artan kısım şurası değil mi? Evet. O zaman direkt artan kısmı söyleyelim. Şurası kaç yapıyor? 96 yapıyor. O zaman 96 artar diyeceğiz. Hatta 96 birim kare artar diyeceğiz dostlar. Evet. Burada Şüfa Efendim şu bunları da toplayayım da sonra bundan bunu çıkartayım da demeye gerek yok. Toplamadan zaten 216'lar birbirini götürdü zaten. Yani 216'dan ne kadar fazla olduğu zaten buradan belli. Direkt işlemleri de yapmamak lazım. Evet 36. soru. Böylelikle 96 birim kareye arttı. Geldik örnek 37'ye. Bunun da animasyonunu yapmayacağım. Çünkü gösterdim ben bunu. Bu şekilde eğdiğim zaman dikdörtgenler prizmasında hemen hemen aynı soruyu zaten sizinle birlikte yapmıştık. Şimdi şekil 1'de bir kübün içine kübün hacminin 1 bölü 8'i kadar su vardır. Madem küpün hacminin 1 bölü 8'i kadar su vardır. Hocam yüksekleriyle doğru orantılı olacak diyorduk ya. Yani buraya ben bir x dersem şu yükseklik ne olacak o zaman? 8x olacak. Çünkü o soruyu da anlatırken animasyonu hatırla. Bir tane soru yaptığımda yükseklikleri oranı bize hacimleri oranına eşit diye söylemiştik. Çünkü şuraya aa dersek akara çarpı x bunun hacmiyken akara çarpı y diyelim buna. Bunun hacmi yapıyor. 8'de biri ise oranlayacak olursak x bölü y 1 bölü 8 çıkıyor zaten. Ama bu prizmalarda hacimler oranı aynı tabanlı şeylerden bahsediyorum. Bak şu aynı tabanlı prizmalardan bahsediyorum. Birisi bu. Birisi de yukarıdaki ya da birisi de tamamı diyebiliriz. Şimdi kübün 1 bölü 8'i kadar su varmış. E, o zaman suyun yüksekliği xken kübün bir kenarı ne olacak? 8x olacak. E hocam 8x bulduysak kübün bir kenarını. Burası da 8x, burası da 8x, burası da 8x, burası da 8x şeklinde oldu mu? Oldu. Sonra LE bölü EB isteniliyor bizden. Bunda ondan sonra da ne yapmışız bunu? Bunu bu şekilde hop sağa doğru yatırmışız. Sağa doğru yatırınca da bu buraya gelmiş. Sonra buraya gelince de güzel bir şey çıkmış karşımıza. Şu şekil karşımıza çıktı. Bu nedir? Nasıl bir prizmadır? Ona da bir bakalım. Hocam tabanı şurası olacak şekilde bakarsam. Tabanı burası iken suyun burası çizgi şeklinde oldu. Olmadı. Yani tabanı dikdörtgen olmadı. Hocam tabanı burayı seçebilir miyiz? Hayır. Bak karşı tarafı yani zıt tarafı ne oldu? Aynı şekil değil. Ama şu üçgene bakacak olursam aynı şekilde bu üçgende var. Bak burası üçgen prizma şeklinde dönüştü. Üçgen prizma oldu burası. Şimdi L böyle E'yi bulmaya çalışacağız. O zaman üçgen prizma olduysa o zaman ben şuraya y diyecek olursam hatta burası da y olmayacak mı? Aynı ayarda eğiliyor. Yani ben burayı ne kadar böyle yatırırsam burası da o kadar yatıyor ya. Su buraya ne kadar geldiyse buraya da o kadar gelecek. Şimdi burada önemli olan ne? Şekil 1'de de şekil 2'de de aynı sudan bahsetmiyor muyuz? Aynı sudan bahsediyoruz. Aynı sudan bahsettiğimiz için ne olacaktır burası? Hocam hacimleri birbirine eşit olacaktır. Yani V suyu yazıyorum burada. Biri 8x çarpı öbürü 8x çarpı x. Bak şurada taban alan çarpı yükseklik. E buradaki hacim nedir? Buradaki hacim de tabanı üçgen olan bir prizma olduğu için üçgen prizma yaptı burası. O zaman taban alanı eşittir V suyu hesaplıyoruz şimdi. Taban alanı 8x çarpı y bölü 2 üçgen olduğu için çarpı yüksekliği de kaç yaptı? 8x yaptı mı yaptı? E o zaman hocam burada 8xler sadeleşti. Y de buradan e, 2'yi de öbür tarafa atınca y de buradan 2x'e evet, 2x e eşit oldu. Evet, y de 2x'e eşit oldu. Kübün kenarı 8x'ti. O zaman buraya ne kaldı? 6x kaldı. Bizden şimdi ne isteniyor? L'e bölü e Hocam L E bölü Eben'in uzunluğu. Yani buraya 6x bulduk. Burayı da zaten 2x bulduk. 6x bölü 2x isteniyor. Cevap böylelikle 3 çıkar. Evet örnek 37'yi de 3 bulduk. Farklı bir şekilde yapılabilir mi? Evet buna benzer bir soruyu ben sana yine anlatırken farklı bir şekilde yapılabildiğini de öğretmiştim. O da sana ödev olsun. Hani ne yapıyorduk? Şöyle bir prizma yapıyorduk. Hatta hatırla. Hani bunun şuradaki prizmanın yarısı dolu yarısı boş şeklinde söylemiştim. Hatırla. Oradan da yapabilirsin. Yani sen bu suyu yatırdığın zaman yarısı x yapıyorsa burası 1x de diyebilirdik. Neyse ödev verecektim ama bana patladı yine. Ben yaptım senin için. Evet cevap böylelikle ne çıktı? 6x bölü 2x'den 3 olarak çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Parça çıkarma sorusu. Evet parçayı çıkartmışız böyle. Ama bu sefer bir prizma çıkartmışız ama dikdörtgenler prizması çıkartmamışız. Bakalım. Şekilde bir ayrıtı 12 birim olarak verilen küpten hacmi 150 birim küp olan bir üçgen dik prizma çıkarılıyor. Evet. Üçgen dik prizma çıkarılıyor. Gerçekten üçgen. Hocam kare değil mi ya burası? Ama şu taban burayı kabul edersen tavanı bir çizgiçe şey yapıyor bu çıkarılan parçada bak dikkat et ya. O yüzden bu kare prizma değil, üçgen prizma. Neden üçgen prizma? Taban ve tavan burada aynı bak. Taban burası, şu tavan da burası. Sağlı sollu baktığın zaman. O zaman üçgen prizmada ben şöyle bir şunu şöyle şey yapayım. Tabanımız da şurası. şunlarda e, şunlar da birbirine eşit verilmiş. E, başka da bir şey verilmiş mi? Hacmi verilmiş bize. Tamam. Bir kenar uzunluğu 12. E o zaman burası da 12, burası da x x. Şimdi burası da x mi yaptı? Evet. Şurası 12, burası da x. Şuraya da x diyebiliriz dostum. Şimdi burada hacmi 150 birim küp olan üçgen dik prizmadan bahsediyor ya. Taban alanı e bu dik üçgen. Bak şurası 90 derece. Taban alanı nedir? x çarpı 12 bölü 2. Üçgenin alanı. Çarpı yükseklik. Hocam tabanını ben burası olarak seçecek olursam. Taban tavan burası ya. Yüksekliği de şurası yapmaz mı? Yani şurası yapar. Yani yüksekliği de bunun nedir? x'tir. İşte bu da neye eşit verilmiş? 150'ye eşit verilmiş. 2'ye böl. 2'ye böl. 6. 150 bölü 6. x kare eşittir 25 yapar. x'i de buradan kaç buluruz o zaman? 5 olarak buluruz. Şekildeki cismin yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi parça çıkarmalarda yüzey alanını nasıl buluyorduk dostlar? İlk önce ilk şeklin yüzey alanını yazıyorduk. Yani 6 tane 12'nin karesini yazdık daha sonra. Eklenen alanları ekliyoruz, çıkarılan alanları çıkartıyoruz. Ama nötrleyenler var mı? Bir de ona bakıyoruz. Yani nötrlemelerde neye bakıyorduk? Ön arka, alt üst, sağ sola bakıyorduk. Yazmadım ama ona göre bakacağız. Hocam önden çıkmış, arkadan aynısı çıkmış mı? Hayır, nötrleme yok. Arkadan bak eğik bir şekilde çıkıyor böyle. Nötrleme yok. Ön arkadan nötrleme yok. Sağa sola bakalım. Hocam sağa solda bir ekleme var. Şuradaki yüzey alanları birbirine. Yüzey alanları giriyor. Bunları ekleyeceğim. Burada nötrleme yok. Hocam bir de üst taraf çıkmış. Alt tarafta oluştu mu? Aynısı oluşmadı. Bak eğik bir şekilde oluştu burada. Yani şu şekilde şöyle düz bir şekilde oluşmadığı için burada bunlar üst altta nötrlemedi. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu arada şurası beşgen. 5, 12, 13 üçgenden bak burayı da 13 buldum. E bu alanı ne yapacağım? Eklenen alanları ekleyeceğim. çıkarılan alanını alanını çıkartacağım. Şimdi eklenen alan neresi oldu arkadaşım? Hocam şuradaki alan eklendi. Bu bir dikdörtgen değil mi? Evet dikdörtgen. Çünkü bu yan duvara dik. O zaman burası da 90 derece olur. Burası 5 burası 13. Yani 5 çarpı 13'lük kısım eklendi. Tekrar söylüyorum. Bak şuradaki alan eklendi. Şu alan eklendi. Eğimli arazi eklendi. Hocam şu üçgenin alanından iki tane var sağlı sollu. Bunlar da eklendi. Artı 5 çarpı 12 bölü 2'den iki tanesi eklendi. E çıkan alanlar neresi? Hocam şuradaki alan çıktı. Yani burası 5 çarpı 12. O zaman 5 çarpı 12'yi çıkartacağım. Eksi. Hocam bir de şuradaki alan şuradaki karenin alanında ne oldu? Çıktı. 5 çarpı 5 de çıktı. O zaman burada artık işlemimizi yapacağız dostlar. Bu 144 yapıyor. Hemen şurada 144 ile 6'yı çarpayım. 6 kere 4 24. 6 kere 4 24. Ee, elde var 2'yi de 6 yaptı. 6 864 yaptı. Burası 864 yaptı. Artı 5 çarpı 13 65 artı şurası 60 artı şurası eksi 6. 60 yapıyor. Şuraya eksi diyelim. Eksi 60 yaptı. Eksi 25 yaptı. Şu 60'lar da birbirini götürdü. 65'ten 25 çıkacak 40 yaptı. O zaman buraya da 40 ekleyince 904 mi yapıyor? Evet. Cevaba böylelikle 904 diye ulaşırız. Evet. Bakayım işlem hatası yaptım mı yapmadım. Güzel. Cevap böylelikle 904 oldu arkadaşlar. Evet. Bu tür sorulara daha öncesinde alışkın olduğumuz için animasyonu da göstermeyelim. İşte çıkmış hali bu falan filan göstermeye gerek duymadım açıkçası. Çünkü iyice bu olaya alıştığını düşünüyorum. Şimdi gelelim yüzey sorusuna. E yüzey sorularını biz zaten prizmalarda işledik. Ne yapıyoruz? Hangi yüzeylerden gittiyse o yüzeyleri tek tek açıyoruz. Kat kat açıyoruz. Yüzey alanı 216 birim kare olan bir küp. Yani yüzey alanı 6 tane a karesi eşittir 216 verilmiş. O zaman a buradan kaç gelir? 6 gelir. Bir kenarı 6 olan bir küpten dolmuş. Kenar uzunluğu 2 birim olan kare. Şu çıkartılmış arkadaşlar. Kare prizma çıkartılmış ve şu şekilde oluşmuş. Burada bir yüzey var. Sonra burada bir yüzey var. Sonra burada da bir yüzey var. Karınca buradan başlayıp ön yüzey bu yüzey ve bu yüzey gitmiş ve buna göre karıncanın alabileceği en kısa yol nedir diye soruluyor. Biz böyle yüzey sorularında ne yapıyorduk? İlk yüzeyimizi sabit tutuyorduk. Hocam ilk yüzeyimiz bu. Bu yüzeyi bu. Böyle sabit tutup diğer yüzeyi de ona göre açıyorduk. Şimdi ne yapacağım burada açılışı da? Hocam şuradaki yüzeyi açacağım. Hop yukarı doğru kaldıracağım değil mi? Şöyleyken dur dur dur. Şöyleyken hop şöyle kaldıracağım. Yani şurayı kaldırıyorum kardeşim. Şurayı kaldırıyorum. Nasıl kaldıracağım? Hocam yukarı doğru şöyle kalkar bu. Bu. Şöyle kaldı. Şurası 2 birimken o zaman burası da 2 birim oldu mu? Oldu. Sonra arkadaki bu yüzey de aynı şekilde bunun üstüne gelmeyecek mi? Gelecek. Bunun üstüne geldiği zaman da bu şekilde olmuş oldu. Kat kat açtım burayı. Yani bizim buradaki noktamız da E noktası oldu ve bizden artık şu uzunluk isteniyor. Burası da 2 birim olduğuna göre burası da 2 birimdir. E sonra şurası dikkat et 2 birim ya. Tamamı 6 birim olduğundan buraya 4 birim mi kaldı? Evet 4 birim kaldı. E burası 6 birimken burası da 6 birim ve artık şurada bir pisagor bağıntısı var. Hocam pisagor bağıntısı da 6 burası. Burası 8. 6, 8, 13 kendel. evet karıncanın gittiği en kısa yolu böylelikle kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Yani 39'u 10 bulduk. Geldik 40. soruya. Bak sen şu işe. Aşağıdaki şekilde birim küplerden oluşan prizmalar verilmiştir. Birim küplerden oluşan prizmalar verilmiş. O zaman burası 3 birim burası 2 birim. Burası da kaç birimdir? 4 birim olarak verilmiş. Burası 4 burası 2. Burası, 2, burası da 6 birim olarak verilmiş. Burası 2, burası 2 burası da 6 birim olarak verilmiş. Prizmalardaki birim küplerin tamamı kullanılarak taban haritamın uzunluğu seçilebilecek en büyük tam sayı olacak şekilde bir kare dik prizma oluşturuluyormuş. Buna göre oluşan kare dik prizmaların yüzey alanı nedir? Bak şuradaki üç şeklindeki birim küpleri ayırıyorsun. Bu birim küpleri ayırıp bir daha küp oluşturuyorsun. Küp değil. Kare dik prizma oluşturuyorsun. Şimdi burada önemli olan nedir? Buradaki birim küplerin sayısını say bak. Arkadaş buradaki birim küplerin sayısını saymak aslında ne demek biliyor musun? Hocam burada üç tane var. Burada iki tane var. 3 kere 2 6 demek değil midir burası? Evet. 6 burada. 6 burada. 6 burada. 6 burada. Yani toplamda 6 çarpı 4 yapıyor. Gördün mü? 24 yapıyor. Yani buradaki birim küplerin sayısı 24. Aa hocam. Biz burada saydık. 2 burada. 3 burada. Toplamda şurası. Şu, şu satır 6 ya. Bu satırda 6. Bu satırda 6. Bu satırda da 6 tane var dedik ya. Aslında bir de ben sana şunu söylemek istiyorum. Birim küplerin sayısı aslında bize hacemi verir. Hacim derken mesela bir kenarı 2 iken bir kenarı 2 olan küp. Bak şöyle göstereyim. Bir kenarı 2 olan küpü düşün şimdi. Bir kenarı 2 birim olan küpün hacmi nedir? Hocam 2'nin kübü 8 birim küptür. Yani 8 tane birim küpten oluşur anlamındadır bu. Yani sen buradan hop şöyle hop şöyle hop şöyle hop şöyle şuradan da şöyle 8 tane birim küp ayırabilirsin. Bak şu tarafta 4 tane var. Bu tarafta da 4 tane var. Toplam 8 yapıyor. Aslında hacim demek birim küp sayısı demek. Zaten 2 çarpı 2 çarpı 2 derken 8 çıkıyor. 8 birim küp diyoruz ya. Birim küplerin sayısı aslında bu tür prizmalarda özellikle dikdörtgenler prizmasında arkadaşlar bize birim küp sayısını verir. Yani kaç tane birim küpe ayıracağımızı verir. O zaman direkt hacimden gidebiliriz. 6 4 2. 6 kere 4 24. Bir de 2 ile çarptığın zaman 48. Buradaki birim küpün sayısı da 48. Şuna baktığım zaman da hocam 6 2 2. Bu da 24 mi yapıyor? Bu da 24 yaptı. Yani toplam birim küp sayısı 96 mi yaptı? Evet. Şimdi bu 96 tane birim küple de bir tane kare prizma oluşturacakmışım. Şöyle bir kare prizma oluşturacağım. Oluşturayım. Şöyle bir kare prizma oluşturacağım. Oluşturdum bak kare prizmayı. Oluşturduktan sonra şöyle kare burası. Tabanı kare olan bir prizma. Yüksekliğinde bilmiyorum. Ama burada bize bir de bir şart sunmuş. Prizmalardaki birim kütlenin tamamı kullanılarak taban ayrı uzunluğu seçilebilecek en büyük tam sayı o. Olacak şekilde bir kare dik prizma oluşturulacak. Hmm. Şimdi ben buraya x, buraya x, buraya da y dersem eğer. Hocam ben şunun hacminin x kare çarpı y'nin ne olduğunu biliyorum. 96 olduğunu biliyorum. Çünkü birim küpleri bozduğum zaman 96 tane birim küp var elimde. Bunlardan bunu oluşturuyorum. Bu birim küpleri birleştirerek. Yani hacmi 96 demek. O zaman öyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi x'in en büyük değerini bulmaya çalışacağım. x yerine 1 yazarsam x kare 96 yapar. Tam sayı olmuyor. 2 yazarsam 48 yapar burası. Olmuyor. Tam sayı olmuyor. Çünkü birim küp olması lazım. Birim küplerin yan yana gelmişi kenar uzunluklarında tam sayı olması anlamına geliyor değil mi? Mesela 3 tane birim küp koyduğum zaman bir kenar uzunluğu 3 demek. Sonra hocam şu y'yi olabildiğince küçük seçmem lazım. 3 seçince ne oluyor? 96 bölü 3. Hocam 32 yapıyor. x kare 32 tam sayı yapmıyor. 4 seçersem ne olur? Hocam 4 seçtiğimde 24 yapıyor. x kare 24 o da olmuyor. 5 olmuyor. 6 yazarsam oluyor galiba. Evet burada y yerine 6 yazarsam x kare 16 olur. x kare 16 ise x de böylelikle 4 buluruz. Evet x 4 4 yüksekliği de kaç olacak? 6 olacak. Şimdi şu şartı sağlattırdık. Prizmalardaki birim kütlenin tamamını kullanarak taban ayıtırım uzunluğunu seçilebilecek en büyük tam sayı olacak şekilde bir kare dik prizma oluşturuluyor. Yani en büyük tam sayı 4 4 olur. Ha daha da küçültebiliriz. Mesela bunu 1 yapıp yani 1 1 yapıp yüksekliği de 96 da yapabiliriz. Ama buraları 4 oldu. Hatta şurayı ben 2 1'e yapabilirim. 2 2 dersem 2 2 4 96 bölü 4 de kaç yapıyor? 24 yapıyor. Yüksekliği 24 de olur o zaman. Ama tabanı en büyük ne seçtik? 4 seçtik. Buna göre oluşan kare dik prizmanın yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. E o zaman kenarları kaç oldu arkadaşlar? 4, 4, 6 oldu. Bunun yüzey alanını bulurken ne yapıyordum? Kenarların 2'şer çarpımının ilk katı. 16'ı 2 ile çarp, 32. 24'ü 2 ile çarp, 48. 24'ü 2 ile çarp, 48. 48, 48, 96. 126 mı yapıyor? 128 mi yapıyor? Evet. Bunları da topladığımız yüzey alanı böylelikle 128 çıktı. Dostlar. Evet. En azından bu soruda da şöyle güzel bir şey öğrenmiş olduk. Birim küplerin sayısı bize neyi veriyormuş? Hacimi veriyor. Hacimi, hacimi. Ya da hacim dediğimiz şey aslında... Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi mesela nedir? İçine kaç tane birim küp sığdırabileceğim anlamına da geliyormuş. Hatta bu tekniği daha sonrasında güzel bir şekilde kullanacağız. Geldik sözel bir soruya. Madem sözel bir sorudayız ellerinden öper bir soru diyelim. Çünkü sözel soruları de seviyor. Buyur bakalım şu etapta bu soruyu sen şöyle bir çözmeye çalış dostum. Tamam çözebilirsin. ya yani büyük ihtimalle çözersin. Güveniyorum sana. Zor bir soru mu bilmiyorum ama direkt sözel olduğunu görerek sana yönlendirdim soruyu. Çünkü ÖSYM sözel soruları çok seviyor. Haberin olsun. E o zaman hadi ben çözüme başlıyorum. Ayrıt uzunluğu 12, 12 ve 32 olan bir karedik prizma. Ayrıt uzunluğu 1 santimetre olan küplere yani birim küplere ayrılacakmış. Sonra bu küplerin tamamı kullanılarak aralarında boşluk kalmayacak şekilde yüksekliği 2 birim olan 2 santimetre olan bir kare dik prizma oluşturuluyor. Buna göre oluşturan kare dik prizmanın yan alanı nedir? Akbalaymış. kolaymış. be. Şimdi 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 ayrı uzunlukları 12 12 32. Bak 12 12 32. Şu şekilde arkadaşım. Şurası 12. Burası 12. Burası da 32 santimetre olan kare dik prizma ayrı uzunluğu 1 santimetre olan bir küpler ayrılıyor. Kaç tane bir küp olduğunu nereden bulacağım? Hacimden bulacağım. Yani hocam hacmi 12 çarpı 12 çarpı 32 tane yapıyor mu? Yapıyor. Tamam. Sonra diyor ki bana bunları böyle kullanacak şekilde bunları böyle birim küplere parçalamışım. Ondan sonra da parçaladıktan sonra da ne yapıyorum? Yüksekliği 2 santimetre olan bir karedik prizma oluşturacağım. Hmm yüksekliği 2 santimetre olan bir karedik prizma oluşturacağım. Şöyle 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 şöyle. Burası 2 burası da x burası da x olacak şekilde bir karedik prizma oluşturacağım. Bu karedik prizmanın yan alanı nedir diye soruyor. Tamam. E hocam burada ben birim küpleri ayırdım. Şu kadar birim küp ayrıldı. Bundan da bunu oluşturdum. E bu ne demek aslında? Bunun hacmiyle bunun hacmi birbirinin tıpkısının aynısı demek değil mi? Evet. Yani 12 çarpı 12 çarpı 32 aynı zamanda x çarpı x çarpı 2'ye eşit değil midir? Evet. Şu 2 ile bu sadeleşince 16 kalır. O zaman kare alacak olursam x neye eşit oluyor? Karek küçüğünde 12 çarpı 12 çarpı 16'ya eşit oldu. O zaman bu da neye eşit oldu? Bu 12 diye çıkar. Bu 16 da 4 diye çıkar. Yani burayı 48 diye buluruz. Evet x 48 çıktı dostlar. 48 çıktı. Bizden ne isteniyor? Bizden istenilen bu kare dik prizmanın yanal alanını isteniliyor. Hocam 48 bulduysak yanal alanında ne yapacaktır? Taban çevresi çarpı yükseklik olacaktır. Yani yanal alan 48'den 4 tane var taban çevresinde. 48 48 48 48 48. Bir de bunu neyle çarpacağım arkadaşım? Tavan çevresi çarpı yükseklikte. Yükseklikte kaç? 2 ile çarpacağız. O zaman o zaman burası 8 yaptı. 48 ile 8 çarpınca 8 kere 8 64 yapıyor. 4 kere 8 32. 384 çıkar mı cevap? Çıkar. Evet böylelikle örnek 41'i 384 bulduk. Geldik örnek 42. Sözel bir soru büyük ihtimalle yapam bilmişsinizdir zaten bir önceki soruyu. Örnek 42'de de aşağıdaki şekilde bir küpün zemine paralel ve dik olacak şekilde 3 kesimi gösterilmiş. Arkadaşlar bir kesim şöyle kesmişim bak. Pışt. Şöyle yandan böyle kesmişim. İkinci kesim dikey kesmişim. Üçüncü kesim de şu şekilde kesmişim. Şöyle kesmişim. Buna göre diyor bir kenarı 4 birim olan bir küpü birim küplere ayırmak için kaç kesim yapılır? Bak ben bunu bu şekilde keserek birim küplere bir kenarı iki birim olan değil mi? Şekildeki bir küpün zemine paralel olacak. Dik şekilde üç kes kesim yöntemi göstermiştir. Bu şekilde kestiğim zaman bak birim küplere şu şekilde ayırabiliyormuşum. Ayırabilirim ya da değil mi? Hani iki birimse bu. O zaman burada kaç tane var? 4 4. 8 tane olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre diyor bir kenarı 4 birim olan bir kübü birim küpleri ayırmak için kaç kesim yapılır? Burada kesimin nasıl olacağını da kopyası da verilmiş zaten dostlar. Şimdi bir kenarı 4 birimse bir kenar aynı şekli kullanayım. Bir kenar 4 birimse o zaman bu 4 birimi parçalamam lazım. 4 birimi nasıl parçalamam lazım dostum? Hocam bu 4 birimi bu 4 birimi 1, 1, 1 şeklinde parçalamam gerekmiyor mu o zaman burada? Yani 3 tane kesik atmam lazım böyle. Çünkü 1, 2, 3, 4 olmuyor mu burada? Evet. O zaman bir kesik buradan olacak arkadaşım. Şöyle bir kesik de buradan olacak. Zaten bir kesik de şuradan olacak. Burada da çizilmiş olduğu için. Ya da ben üstünden çizivereyim şöyle. Hop bir kesik de böyle olacak. Yani toplamda 4 eşit yani 4 birim uzunluğunu dört parçaya ayırmak istiyorsam. Yani bunu dört parçaya almak istiyorsam. Hani bir odunu şöyle düşün ya. Bir odun var. Bir odunu dört parçaya bölmek için kaç kesim yapmak lazım? 3 kesim yapmak lazım. Ya bu soruyu görünce de böyle duygulanıyorum. Çünkü aman aman. Balıkesir için Zonguldak'tayım. Bunu anlatacağım ya. Ya. Bunu anlatacağım. Ee, Zonguldak'ta çalışıyorum. Ondan sonra Balıkesirliyim ya. Balıkesir'de de çalışmak için e, bir dershanenin şeyine girdim. Eski bir öğretmenimdi. de bir dershaneye gittim. Hocam sınav yapıp böyle alacağız dediler. Neyse girdim ben sınava. Sınava girdiğimde de bir soru yüzünden oradaki kurumda Balıkesir'de çalışamamıştım. O soruda ne sorusuydu? İşte odunu işte dört parçaya bölmek için ben dört kesim yapılır mantığında çözüm yapmıştım orada. Tabii hikayeli bir soruydu. Problem sorusuydu. Ama bir odunu dört parçaya bölmek için aç kesik atmak lazım. 3 kesik atmak lazım değil mi? İşte sırf bu soru yüzünden ne yaptık? Ben maalesef Balıkesir'de olamadım. Balıkesir'e gidemedim. İyi ki de gidememişim. Bak hayat beni buralara sürükledi. Sonra Zonguldak'ta ee, eşim Zonguldaklı, patron Zonguldaklı, İçişleri Bakanı Zonguldaklı yani e, her şehirde vardır bir hayır diyoruz. O yüzden ben bu odunu kestiğimizde bu odunun bende bir hatırası var yani dostlar. Neyse soruya devam. Şimdi burada ne yaptık? Bunu dört parçaya birim küp ayıracağım ya. Her 1 1 1 1 1 yapmak için 3 kesik atmam lazım. O zaman burada da şu şekildeki olanlarda da 3 kesik atmam lazım. O zaman diğer kesimler de bu şekilde olacak. Şöyle bir kesim bir tanesi. Sonra bir tanesi bu. Bir tanesi de bu olacak. Tabi bu kesimin devamı bu şekilde devam ediyor. Sonra öbür kesim ne olacak? Hocam bir tanesi bu ya. Burada da 3 kesik atmak lazım. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu olacak. İşte birim küplere ayırdığım zaman hatta bir kenarı 4 ya. 4'ün küpü 64 tane birim küp ayırdım. Niye? 4 burada 4 burada 4 16 burada 16 burada. 16 burada, 16 burada, 16 burada, 64 birim küp olduğunu görüyorsun. Yani buna göre bir kenar 4 birim olan bir küpü birim küplere ayırmak için kaç kesim yapmak gerekiyor? Hocam şu kırmızı kesim, şu kırmızı kesim 1, 2, 3. Mavi 1, 2, 3. Yeşil 1, 2, 3. Yani toplamda kaç kesim yapmak gerekiyormuş? 9 tane kesim yapmak gerekiyormuş. Evet örnek 42 de bu şekilde 9 bulduk. Aslında burada ben şuradaki kesikleri şöyle göstermek zorunda değildim. Ee, ne olur ne olmaz işi kolaylaştırmak için bu kesimleri gösterdim. Ama sen artık bunu öğrendin. Birin küpleri ayırmak için nasıl kesimler yapacakmışsın? Bak bir böyle dikey kesimleri yapacakmışsın böyle. Sonra buradan böyle dikey kesimleri yapacakmışsın. Bir de böyle yatay kesimleri yapacakmışsın. En azından bu soru sana bir şey öğretiyor. Bak ÖSYM böyle bir soruyla karşına gelir. Şekli de vermeyebilir. Vermese bile sen kendin şekli çizip böyle kesiklerini atacaksın bu şekilde. Ya da bu şekilde. Ya da şu şekilde kesiklerini atacaksın dostum. Tamam. Evet. Ana. Bitmiş. Ben daha daha devam edeceğimi zannediyordum. Evet. Bundan sonrasında birim küplerle alakalı güzel şeylerle devam edeceğiz. Ama güzel bir şey öğreteceğiz. O güzelliği de bir sonraki derse bırakayım istersen. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste. Yani şöyle birim küplerle alakalı çok güzel bir şey. Yani böyle aleste, kpss sınavında falan karşımıza çıkabilecek türde bir şey. Aslında bu ama. ÖSYM'de bu tarzı böyle sınavda da karşımıza çıkarabilir diye yazdığım sorular. Hatta sınavda çıkan sorular da var zaten burada. İşte onlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.